Nihal'in durumu önemli değil ama, değil mi? Kimi çocuk isteklerini ağlayarak anlatır. Kimisi de gülüp cilve yaparak. Bizim kızın da yöntemi bu işte. Ne o, gözün mü korktu yoksa? Bu yine iyi yerleri, küçükken hiç çekilmiyordu. Sen hep onların yanında mıydın? Okul için mi geldin amcanın yanına? Ablanla çıkarken bu kadar ilgilenmiyordun benimle. Şimdi akraba alıyoruz diye mi kibarlık ediyorsun yoksa? Seninle niye hiç sohbet etmek istemediğimi hatırladım. Çok sıkıcısın gerçekten. Şaka yaptım, şaka. Gel. Özür dilerim. Ben çok küçükken geldim amcamların yanına. Bir kaza geçirdik. Ben çok küçüktüm. Hayal meyal hatırlıyorum. Annemle babamı o kazada kaybettim. Üzüldüm. Adnan'ın kardeşi miydi, abi miydi baban? Amca diyorum ama amcam değil. Kuzen çocuklarıyız baba tarafından. O kadar yakın olmamamıza rağmen Adnan amcam almış beni yanına. Gariban, öksüz, yetim Behlül Haznedar, küçük bir bavulla İstanbul'a uzak akrabasının yanına sığınır. Böylelikle de sürünmekten kurtulur. biraz da sizi konuşalım Bihter Hanım. Bu büyük aşk nasıl başladı anlatın bakalım. Çok kısa bir sürede evlenmeye karar verdiniz. Öyle oldu. Amcamla niye evleniyorsun Bihter? Ne biçim soru bu? Onu seviyorum. Bu kadar çabuk karar verdiğine göre sırılsıklama aşıksın demektir. Aynen öyle. Ne güzel. İkiniz adına da seviniyorum. Halloldu mu meseleler? Evet. Kusura bakmayın, yalnız bıraktık sizi. Rica ederim. Keyifle konuşuyoruz Ersan Hanım'la. Güzel. Bihter nerede? Bahçedeler. Otursanıza. Yok, bir su alayım ben. Gel canım. Ne oldu amca? Konuştuk, hallettik. Bir sorun yok. Deniz Hanım neden gitmek istiyormuş? Yok, gitmek istemiyor aslında. Neyse, önemli bir şey yok. Mesele halloldu. Nasıl önemli bir şey yok? Hem kızcağızı üzüyor, sonra da gitmeyeceğim mi diyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Yeni durumumuzla, yani biz evlendikten sonra ona ihtiyacımız kalmayacağını düşünmüş. Biz söylemeden kendi kararıyla gitmek istemiş. Onun gitmesini niye isteyesiniz ki? Hiç işte. Öyle düşünmüş ama ikna ettim. Aslında kendini fazla hissetmek de haklı bir yerde. Nihal artık Matmazel'in ilgisine muhtaç değil. Bundan sonra ben varım. En iyi arkadaşı ben olacağım, göreceksin. Çok iyi anlaşacağız Nihal'le de Bülent'le de. Biliyorum. Nihal hiç yalnız hissetmeyecek kendini. Deniz Hanım'ın giderim ha tehditlerinden de böyle etkilenmeyecek bir daha. Nihal'i bu kadar iyi tanıyan birinin onu böyle üzmeye ne hakkı var? Onun için ne kadar önemli olduğunu bile bile. Doğru. Neyse, dediğim gibi bundan sonra ben varım. Adnancığım, Firdevs Hanım gitmek istiyor. Öyle mi? Gidelim. Siz de ailece baş başa kalın biraz. Bihter, sen geliyor musun? Siz bu gece burada kalırsınız herhalde. Evet. Yarın sabah döneriz. Tabii tabii. Nihal'i kaldırmayalım şimdi. Öyleyse ben de annemle gideyim. Sizi götüreyim. Yok, gelme. Sen Nihal'in yanında kal. Beşir bıraksın o zaman. Bülent, koş oğlum. Beşir'e haber ver. Dur Bülent. Benim de dönmem lazım. Ben götürürüm. Alemi mi akacaksın? Şşt.
Her şey için teşekkürler. Çok hoş bir gündü. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim.